Medyaskop izleyicileri, Türkiye-Avrupa 5.0 programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki son gelişmeleri, Avrupa Birliği zirvesini, gerginlikleri, belki olası fırsatları, yeni açılımları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Global İlişkiler Forumu önderliğinde ve Global İlişkiler Forumu Başkanı, emekli Büyükelçi Selim Yener ile beraber programımızda çok önemli iki kişiyi konuk edeceğiz. Her ikisi de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yıllar boyu çok önemli deneyime sahipler. Daha önceden Selim Yener gibi Avrupa Birliği nezdinde Türkiye'nin büyükelçiliğini yapmış olan Sayın Oğuz Demirel ve uzun yıllar basın dünyasında, medya dünyasında bu konuda tüm Avrupa Birliği başkentleriyle yakın temas içinde bu konuyu incelemiş ve incelemeye devam eden, toplumla paylaşmaya devam eden kıdemli gazeteci Barçın İnanç bizle beraber olacaklar. Konumuz tabii gerginlikler, belki olası fırsatlar, inişler, çıkışlar, hem konjonktürü hem de belki de stratejiyi değerlendirmeye çalışacağız. Selim Yener. Evet, çok teşekkürler. Misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Global İlişkiler Forumu. Sağ olun, sağ olun. Şimdi tabii Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde zirveyi tartışacağız. Şu ilgimi çekti. Son bir hafta 10 gündür bu konu medyada, basında, şurada burada müthiş bir şekilde inceleniyor, değerlendiriliyor, konuşuluyor. İlk defa belki bu uzun zamandır Türkiye-AB ilişkileri tekrar gündeme geldi. Niçin gündeme geldi? O da ne yazık ki olumsuz bir loptan gündeme geldi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım yapma ihtimalinden dolayı. Yani keşke olumlu bir şekilde gelseydi ama maalesef bu oldu. Şimdi yarın ve öbür gün yapılacak olan zirvede acaba Türkiye'ye karşı yaptırım olacak mı, olmayacak mı? Bunu tartışacağız. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu zirvede sadece Türkiye yer almıyor. Başka konular da var. Ve hatta belki de Türkiye bu kadar karmaşa içinde bu kadar zaman ayıramayabilirler. Neler var gündemde? Önemlisi, en önemli konulardan bir tanesi hala Brexit. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı hala tamamlanamadı. Avrupa Birliği ile anlaşmalar hala bitirilemedi. Onun tartışması sürecek. İkincisi de COVID nedeniyle Avrupa Birliği bir büyük paket ortaya çıkarttı. Yardım paketi. Ama o yardım paketini aynı zamanda insan hakları ve demokrasiye bağlayan bir takım koşullar ortaya koydu. Ona da Macaristan ve Polonya itiraz ediyor. Dolayısıyla bu da hala kabul edilemedi. Üçüncü ve iki daha küçük bir faktör var ama bu da ele alınması gereken bir husus. O da Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlaması. Bulgaristan onu engelliyor şu anda çeşitli nedenlerle. Dolayısıyla bu zirve esasında birçok konuyu da barındırıyor. Biz bunları ele alacağız şimdi. Ama Türkiye'ye karşı olan durum çerçevesinde ben misafirlerimize şunu sormak istiyorum. Bu raddeye nasıl geldik? Yani bu nasıl oldu ve bu ilişkileri nasıl düzeltebiliriz? Bu çerçevede önce Sayın Barçın İnanç'a söz vermek istiyorum. Buyurun Barçın Hanım. Selim Yener, aslında ben de gerçekten sizin gibi düşünüyorum. Özellikle bir gazeteci olarak neredeyse son 5-6 yıldır düşünüyorum. Avrupa Birliği zirvelerini çok fazla hani Türkiye çok konuşulmadığı için çok da yakından takip etmemişiz. Fakat sizin de dediğiniz gibi 2000'li yılların ortalarından 2010'a kadar vesaire hafif o parantez içinde genelde zaten Türkiye Avrupa Birliği gündemine geldiğinde, zirvelerinin gündemine geldiğinde her zaman bir al ver, her zaman bir koşulluluk, her zaman bir Yunanistan meselesi olmuştur. Dolayısıyla bugünlere geldiğimizde ben neredeyse hani 90'ları geri dönmüş gibi hissettim bir anlamda. Hatta şunu da söyleyeyim, şu anda ekrandaki 3 kişiyle de zannediyorum 90'lı yıllarda Avrupa Birliği zirveleri yapılırken o zirvenin yapıldığı mekanın farklı yerlerinde aynı havayı solumuş olduğumuzu tahmin ediyorum. Bu anlamda bana da böyle bir nostalji yaşattığınız için teşekkür ederim. Ama tabii Selim, siz
gerçekten olumsuz bir anlamda geliyor gündeme ve gerçekten eğer son dakikada bir açılım olmazsa önümüzdeki dönem çok daha büyük sıkıntılara gebe olacak. Şunu söylemek istiyorum. Bugün biz yani zirve sırasında yaptırımları bu aşamada tırnak içinde atlasak bile Türkiye'de ciddi bir irade göstermezse reformlar konusunda 2021'e yaptırım sözcüğünün damga vuracağını bekliyorum. Bugünlere gelmemizin nedeninde de açıkçası Türkiye'nin reform sürecini durdurmuş olması, reform sürecini askıya almış olmasından kaynaklanıyor. Bir başka tabii bugünlere gelmemizin bir başka nedeni de geçmişe oranla bölgesinde çok daha söz sahibi olmaya yönelik, bölgesinde çok daha güçlü bir oyuncu olmaya yönelik bazı adımlar atıyor Türkiye. Bu adımları atması bir bölümüyle haklı adımlar ama bunu zaman anlamlı bir şekilde muhataplarına aktaramıyor. Atmakta olduğu başka adımlar ise bir anlamda ayağına kurşun sıkar gibi. Dolayısıyla belki ilerleyen zamanlarda Türkiye'nin dış politikasında hangi boyutları daha haklı, hangi boyutları daha yanlış adımlar o nedenle bizi bu noktaya getirdi. Bunu ayrıntılı konuşuruz. Ama eğer sorunuza geri dönüp kısa iki cümle söylemek gerekirse iki nokta var. Bir tanesi reform süreçlerindeki duraklama, ikincisi Türk dış politikasındaki bazı yanlışlıklar. Tabii bir üçüncü faktör var, o da dış dünyadaki aktörlerin de aslında yapmış olduğu bir takım yanlışların da Türkiye'ye yardımcı olmaması da bir etken elbette ki. Nedir o yanlışlar? Yani bugün mesela şimdi geçmişe dönersek tabii ki şunu söyleyebiliriz. Türkiye 2000'li yılların ortasında gerçekten çok ciddi bir reform hareketine girişmişti. Gerçekten hani bir altın dönemi yaşanıyor denebilir AK Parti döneminde. Üstelik şunu da söylemeliyim ki ben bir kadın olarak özellikle kadın haklarıyla ilgili de İstanbul Sözleşmesi'nin çıkması gibi girişimler çok önemli adımlar, kadın haklarına dair çok önemli adımlar AK Parti döneminde atıldı. Fakat tam o dönemde Merkel ve Sarkozy'nin Avrupa'da iktidara gelmesi, bu ikilinin Türkiye'nin Avrupa Birliği katılımını hiçbir şekilde desteklememesi, özellikle Sarkozy'nin frenlemesi bir anlamda Türkiye'nin hevesinin kırılmasına yol açtı. Bir noktada Türk tarafının da işine gelmeye başladı. Yani madem karşı taraf reform istemiyor, her ne kadar bir dönem biz Kopenhag kriterleri değil Ankara kriterleriyle devam edeceğiz dense de maalesef Ankara kriterleri Kopenhag kriterleri gibi işlemedi. Bağdat kriterleri gibi işledi diyebiliriz. Dolayısıyla biraz geriye baktığımızda Almanya ve Fransa'nın frenleyici bir etkisi olduğunu düşünüyorum ama bugüne de döndüğümüzde gerçekten orada bir ayrışma var. Almanya daha akılcı davrandığını görüyorum. Daha bu Türkiye ile diyaloğa sürmesine önem verdiğini görüyorum. Ama bugünkü Fransa yönetiminin gerçekten Türkiye ile ilişkilere yardımcı olduğunu söylemek mümkün değil. Fransızların attığı adımlar karşısında ben ki yani Fransız lisesinde okumuş Frankofon olan bir insan olarak kendimi Fransız kültürüne yakın hisseden bir insan olarak gerçekten Macron yönetimindeki Fransa'nın yaptıkları karşısında hakikaten şaşkınlığa düşüyorum. Özellikle Fransızların bölgesel politikaları Türkiye'nin politikalarıyla çok da zıtlaşmayabilir normal şartlarda. Fakat Fransa'da gerçekten Türkiye'ye karşı inanılmaz bir ön yargıyla yaklaşmak ve yaklaşılması söz konusu. Bu da gerçekten yardımcı olmuyor Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine. Evet, şimdi Oğuz Bey'e ben dönmek istiyorum. Aldığım son haberlere göre halen Türkiye ile ilişkin paragraf yazılabilmiş değil. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki işte bu birkaç gün önce dış ilişkiler
Ülkeler Konseyi yapıldı ve oradan bazı fikirler çıkarak zirveye gidiliyor. Ama henüz bir şey çıkmadığı ortaya çıkıyor. Evet, bir terslik oldu. Anladığım kadarıyla işte malum Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, ondan sonra Fransa ve Avusturya bizim karşımızda olmakla beraber bunu engelleyecek olan İtalya, İspanya ve Macaristan gibi ülkeler de var. Dolayısıyla yani Türkiye yönelik olarak herhalde dengeli bir veyahut da mümkün olduğu kadar dengeli bir yazılım ortaya çıkacaktı. Siz ne bekliyorsunuz bu zirveden? Evet, şimdi önce sizlerle birlikte olmaktan ne kadar mutluluk duyduğumu söyleyeyim. Yani işte AB süreci içinde 25 sene içinde birlikte de çalıştık, birlikte de olduk. Gerçi Selim Bey'in AB kıdemi benden daha fazla ama işte Barçın Hanım'la da çok birlikte olduk. Bahadır Bey'le uzun süre birlikte çalıştık. Eski AB'cilerin bir araya gelmesi güzel bir şey. Tabii Selim Bey'in söylediği önemli bir şey var. İlk defa AB konusu Türkiye'de böyle tartışılıyor diyor. Bu aslında olumlu. Ben bunu olumlu görüyorum. Piyasa bile bu konuya odaklanmış durumda. Yani piyasaya bir bakarsanız işte yaptırımlar çıkarsa dolar yükselecek. Yani dolayısıyla AB yaptırımlarına karşı bir çekingenlik, korku var. Bunu tabii biraz daha analiz edersek demek ki AB'den uzaklaşma isteği bizde çok kuvvetli değil. Yani aslında AB'ye yakın olmak istiyoruz. Bu yani her işe biraz olumlu tarafından bakmak gerekirse belki bu son havaya da böyle bir olumlu tarafından bakıp daha değişik bir şey analiz de yapabiliriz. Yani aslında biz AB'den ne kadar kopmak istiyoruz onu tartışmaya açan bir durumla karşı karşıyayız. İkinci konuya gelince tabii AB yaptırımları konusu Selim Bey'in analizi doğru. Tabii herkes bize karşı değil. Ben burada yalnız ilk önce yaptırımların konusu üzerinde duracağım. Yani yaptırımlar hangi konuda bize geliyor? Yani şimdi AB ile genellikle bakarsak iki tür ilişkimiz şey var. İki türlü AB konusu var. Bir AB standartları konusu var. İşte bu demokrasi, işte ekonomiyi falan da kapsıyor. Bir de AB ile aramızdaki siyasi konular var. Siyasi çekişme konuları var. AB standartları konusunda halimiz malum. Yani ona bir girmek istemiyorum. Pek parlak durumda değiliz maalesef. İşte Barçın Hanım biraz tarihini anlattı o işin. Bir zamanlar işte bu Merkel'le Sarkozy bizi engellediği zaman biz de demiştik ki bunlar yani AB'ye girmemiz güçleşiyor belki ama AB standartlarında ilerleyeceğiz demiştik. Maalesef AB standartlarında ilerlememek bizim tercihimiz oldu. O yüzden ortaya çıkan Türkiye'deki AB standartları politikası pek parlak yani tablosu pek parlak değil. Ama şimdiye kadar aldığımız haberlere bakılırsa basın haberlerinden ben söz ediyorum. Yani yaptırımların temelinde bu yok. Yani yaptırımların arka planında belki AB standartlarına uymadığımız için yarattığımız olumsuz bir imaj var. Maalesef öyle, doğru. Ama yaptırımlar daha çok Doğu Akdeniz konusuna odaklanmış durumda. Doğu Akdeniz konusu deyince orada Yunan ve Rum tezleri var. Yani şimdi bu Rum, Yunan ve Rum tezleri uluslararası hukuk açısından, hakkaniyet açısından ne derece doğru tartışılır. Ben doğru olmadıklarını düşünüyorum. Ve AB'de bu Yunan ve Rum tezleriyle bir özdeşlenme eğilimi var. Bu yanlış olacak. Bu yanlışlığı tabii Almanya da fark ediyor biraz. Diğer başka ülkeler de fark ediyor. Fakat öbür taraftan Yunanistan, o içerideki Yunan komiser de dahil olmak üzere böyle gene Avrupa'yı arkalarına alma heyecanı içinde bu yaptırımlar için bastırıyor. İşte bir takım Avusturya falan gibi de bir takım Fransa gibi bu sıralarda maalesef. Ama bu yaptırımların kendisini sorgulamamız gerekiyor. Yani bunlar bizim AB standartlarına uyumsuzluğumuzdan doğan yaptırımlar olmayacaksa temelsiz yaptırımlar olur. Ve bu Türkiye'deki AB karşıtlığının ve milliyetçiliğin
çoğalmasına yol açabilir. Bir de yani Avrupa Birliği'nin kendini Yunanistan ve Rum tezleriyle yeniden özdeşlemesi, yeniden değil belki de ilk defa bu kadar özdeşleyecek. Bu kadar özdeşlemesi yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri açısından da çok kötü olur. Bu Türk-Yunan hala böyle bir duruma şeye giderse, tavır alırsa Avrupa Birliği, yani Yunan tezlerine %100 destek verirse, Rum tezlerine %100 destek verirse, Türk-Yunan sorunları hiçbir zaman çözülmez. Kıbrıs sorunu da hiçbir zaman çözülmez. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde bu konuların da tartışılıyor olduğunu sanıyorum. Herhalde o paragrafın yazılamayışının nedenlerinden biri de bu içerideki tartışmadır. Almanya tabii bu konuda daha akıllı gözüküyor. Bakalım ne olacak, yani dengeli bir paragraf çıkmasını bekliyorum. Çünkü bir yandan tabii Yunanistan'la ve Rumlarla üye oldukları için dayanışma ihtiyacını hissediyorlar. Ama Yunanistan da Rum da aslında Avanta'dan üye olmuş ülkeler. Yani Rumlar üye olduğu zaman Verheugen barbar bağırmıştı bizi aldattılar diye. Kofi Annan'ın planını kabul etmediler. Yunanistan'da 1981'de Giscard d'Estaing üye yaptı. Hatta dedi ki ben Yunanistan'ı üye yapmıyorum, Karamanlis'i üye yapıyorum dedi. Yani dolayısıyla yani Yunanistan ve Rum Avrupa değil tam olarak. Avrupa'nın kendini Türkiye'ye karşı Yunan ve Rum tezleriyle özdeşlemesi, siyasi konulardan söz ediyorum, AB standartlarından değil. Özdeşlemesi hem Türk-Yunan sorunlarının ve Doğu Akdeniz sorununun çözümü bakımından zor olur, hem de Türkiye'deki AB algılamasını olumsuza çevirir ve hatta bunu da söyleyeyim, iç politikaya girmeyeceğim. Bu mevcut AKP-MHP şeyinin iktidarında milliyetçilik dalgası yükseltmek için kullanabilecekleri bir koz haline gelir. Ama AB'de bütün bu ince analizler yapılıyor mu? Biraz yapıldığını düşünüyorum hala paragraf yazılamadığı için. Dolayısıyla dengeli bir paragraf yazmaları yerinde olur. Ama anladığım kadarıyla uzatıyorum belki lafı ama yaptırımlar galiba biraz böyle geleceğe dönük kaleme alacakmış. İşte sen şöyle yaparsan ben böyle yaparım filan diye. Onu göreceğiz. Fakat bu arada Gümrük Birliği ile ilgili bir yaptırım galiba bekleniyor. Ona değinmedik ama bu işte sizler belki daha iyi takip. Belki ona gelmeden önce belki evet. Bartın Yınanç'a dönerekten hem bir pazartesi çıkan bir karar var. Hem de bu Oğuz Bey'in söylediği iç siyaset, dış politika, çünkü bazı konularda dış politikada haklı olabiliriz ama uyguladığımız politikaların haklı olduğu anlamına gelmez. Yani mesele hakkında haklı olmak, ki ben de haklı olduğumuzu düşünüyorum, ama uyguladığımız politikalar acaba haklı mı? Yoksa iç siyaset olarak mı algılanıyor? Aynı şey tabii Fransa için, Paris için, Atina için de geçerli, Berlin için de geçerli. Nasıl oluyor bu dinamikler? Bir ekleme yapmak istiyorum Varçın Hanım'a söz verirken, yani ona da belki değinebilir. Yani bu ilk defa bir yaptırım olmuyor. Yani birçok kişi zannediyor ki ilk defa bir yaptırım geliyor. O yaptırımlar 2006 yılında başladı. Hatırlayacaksınız, biz ek protokolü biz imzalamadığımız için, daha doğrusu Kıbrıs Rum yönetimine uygulamadığımız için 8 tane fasıl kapatıldı. Sonra 6 fasıl kapatıldı Fransa ile birlikte Rumlar tarafından. Sonradan işte Gümrük Birliği'nin içine engeller kondu. Vize muafiyeti üzerine engeller kondu. Geçen sene alınan kararlarla artık diyalog kapatıldı. Paralar verilmeyeceği söylendi. Yani bu ilk defa bir yaptırım yapılmıyor. Yaptırımlar arka arkaya geldi. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği elinde yaptırım gücü de kalmadı. Onu da ben hatırlatmak istedim. Evet, Sayın Oğuz Demiralp'in çizdiği çerçevede çok büyük ölçüde katılıyorum ki şöyle basitleştirmek gerekirse bir nevi Avrupa Birliği aslında Türkiye'de demokratikleşme geriye gittiği için müthiş bir hayal kırıklığı içinde Türkiye'yi demokratik çerçeveye geri çekmek amacıyla mı bu yaptırımlar gündeme geliyor, yoksa aslında özellikle işte
Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistanlı hem dayanışma göstermek hem de gerçekten de işte Fransa gibi ülkelerin kendi çıkarlarına da dokunduğu için Türkiye'nin canını mı yakmak istiyorlar. Ancak pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye ile ilgili kararı zirveye bırakırken başka önemli bir karar aldılar. Küresel insan hakları yaptırım rejimi adlı bir düzenlemeyi benimsediler. Ve bu düzenlemede diyor ki Avrupa Birliği'ne işte soykırım suçları, insanlığa karşı suçlar, insan hakları ihlalleri yapan kişilere devlet ya da devlet dışı aktörlere ve bunlar kurumlar olabilir, yapılar olabilir, yaptırım getirme imkanı tanıyor. Bu insan hakları ihlalleri arasında da keyfi tutuklamalar ve keyfi gözaltılar sayılmış. Tabii ben o cümleyi görünce direkt aklıma Türkiye geldi. Türkiye'deki çok ciddi insan hakları meselelerinden bir tanesi keyfi tutuklamalar. Onun dışında gene çok ilginç bir tarafı daha var bu rejimin, yaptırım rejiminin. Sadece ülkelerin kendi sınırları içinde değil, ülkelerin sınır ötesinde yaptıkları ihlalleri de hedef tahtasına koyabilecek, Avrupa Birliği'nin yaptırım hedef tahtasına. Ve çünkü diyor ki sınır dışında yapılan mesela kölelik diyor. Hani bunlar bizi çok ilgilendirecek şeyler değil belki ama bu rejimin metninde şöyle bir ifade var. Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik ve dış politikasına dair ciddi endişe uyandıracak ihlaller diyor. Yani ben bunu şöyle okuyorum. İşte mesela Fransa ile Türkiye Libya konusunda ters düşüyor. Fransa ile Türkiye Suriye konusunda ters düşüyor. Dolayısıyla yani Türk dış politikasının atmış olduğu adımlarla ilgili bir alet edevat çantası, yaptırım anlamında bir düzenleme olabilir. Yani hem insan hakları konusunda Türkiye'ye daha fazla baskı yapabilecek ama yine benzer şekilde Türkiye'nin dış politika aksiyonlarına da dönük yaptırımları içerecek bir metin olduğunu görüyorum ve bu da ileride Türkiye'nin başını ağrıtacaktır. Fakat tabii düzenlemenin şöyle bir boyutu var. Bu türden bir yaptırımın uygulanması için oy birliği gerekiyor ve genelde de tabii işte bu zirvede de göreceğimiz gibi her zaman Türkiye ile ilgili bir oy birliğine ulaşılamıyor. Bahadır Bey'in sorusundan devam etmek gerekirse biraz Türkiye'nin ben iletişim konusunda çok büyük sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Çok basit bir şekilde mesela Dağlık Karabağ meselesine bakalım. Dağlık Karabağ'da Türkiye Rusya'yı dengelemiş durumda Kafkaslar'da ve bunun normal şartlarda da Avrupa Birliği'nin gerçekten işine gelen bir durum olması gerekir. Bugün zannediyorum Türk ordusu, Türk subayları, Azeri subaylarla birlikte Bakü sokaklarında postal sesi dinletecek. Ve bu postalın sesi Moskova'ya kadar gidecektir. Ve bunun Putin'in çok böyle büyük bir memnuniyetle seyredeceğini düşünmüyorum. Çünkü Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinden beri Rusya'ya karşı son derece özenli davranmıştır. Rusya'yı irite edecek hiçbir adım atmamaya özen göstermiştir. Ama bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü ziyareti sırasında Türk ve Azeri subaylarının birlikte resmi geçit yapacak olmasının aslında Brüksel'de ve Avrupa başkentlerinde bir taraftan da ya iyi ki Türkiye var da hiç olmazsa bizim boş bıraktığımız alanda Rusya'yı dengeliyor demesi gerekirken mesela Almanya Dışişleri Bakanı çıkıyor ve diyor ki biz Balkanları, Kafkasları Türkiye ile Rusya'ya bırakmamalıyız diyor. İşte ben biraz bu noktada biraz daha Türkiye'nin en azından Avrupa kamuoylarını hani belki tamam hükümetler bir takım ulusal çıkarları nedeniyle bu gerçeği görmelerine rağmen bunu dinlemek
bunu dillendirmek istemiyor olabilirler ama en azından hani Avrupa kamuoyuna bazı kanallar kullanılarak, işte düşünce kuruluşları, basın kullanılarak daha iyi anlatılabileceğini düşünüyorum ve fazla uzatmak istemiyorum ama size bir örnek vermek isterim. Hazım sizleri burada bulmuşken, yıllar önce 90'lı yıllarda zannediyorum Avrupa Birliği zirvesini izlerken Avrupalı gazeteciler Türk pozisyonlarını duymakta zorlanırlardı. Çünkü elbette ki Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için direkt toplantının olduğu yerlere girememekle beraber tabii koridorlarda bulunabiliyordu ama genelde Avrupalı gazetecilere biz Türk gazeteciler anlatırdık Türkiye'nin pozisyonunu. Ben yıllar önce bir baktım, birisi böyle diplomat kılıklı Avrupalı gazetecilere açıklamalar yapıyor. Diyorum ki diplomat olsa ben tanırım. Üstelik de Türk diplomat olamaz çünkü onlar genelde basına konuşmuyorlar. Bir baktım ki Bahadır Kaleağası müthiş İngilizcesi ve müthiş Fransızcasıyla böyle çevresi Avrupalı gazetecilerle çevrilmiş Türkiye'nin pozisyonunu anlatıyor. Zannediyorum o dönem kendisi TÜSİAD temsilcisiydi ve hatta kendisine şey demiştim. Ya siz burada çok büyük bir boşluk dolduruyorsunuz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin tezlerini anlatan çok sayıda kişi yok deyip bu anekdotla bu bölümdeki sözlerimi noktalayayım isterseniz. O zamanlar sosyal medya yoktu. Olsaydı herhalde Instagram'da bilmem işte Twitter'da tak 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 o görüntüler çıkarmış. Çok teşekkür ederim. Çok nazik ve çok hoş bir hatırlatma oldu. Selim Yenel, nasıl oluyordu bu koridorlar? Yani bir büyükelçi, bugünlerde yeni büyükelçiler atandı. Barçın İnanç'ın çok güzel bahsettiği bir konu var. Yani Türkiye'nin kendini anlatamaması. Türkiye bazı dönemlerde demokrasi, insan hakları, ekonomi yönetimi iyi gittiğinde dış politikada daha etkili oluyor ama olmadığı zaman hani anlatanın kim olduğu da bağlı, anlatamıyor gibi. Yani büyükelçi olarak deneyiminiz nedir bu konuda? Yani hem doğru hem yanlış. Yani şu şekilde, Türkiye'nin bazen kendini anlatamadığı doğru ama anlamak da istemiyorlar. Yani şunu da söyleyeyim, ne kadar siz doğruyu söyleseniz bile onların bir ön yargısı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Mesela Balkanlardan bahsetti Barçın Hanım. Şimdi bu özellikle Arap sonbahar dedikleri veya ilkbahar dedikleri neyse işte maalesef bahar olmadı. Tamamen farklı bir hareket haline geldi. Onlar olduğu sırada biz hemen Avrupa Birliği'ne yöneldik ve dedik ki birlikte çalışalım. Bu ülkelerde demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü birlikte çalışalım ve bunlara yardımcı olalım dedik. Bizi püskürttüler. Keza Balkanlarda da aynı şeyi söyledik. Bizi Balkanlarda mesela rakip olarak görüyorlar. Ne diyorlar belgelerinde? İşte Rusya ve Türkiye bizim oradaki bir rakibimiz diyorlar. Halbuki biz tamamen aksine bir şekilde çalışıyoruz. Biz bu oradaki ülkelerin hem Avrupa Birliği'ne hem NATO'ya üye olmaları için teşvik ediyoruz. Ama Avrupa Birliği bizi farklı bir şekilde görüyor. Yani esasında Avrupa Birliği bizi gayet iyi tanıyor. Buradaki Ankara'daki misyonları gayet güzel bilgiler veriyor. Fakat algı farklı. Dolayısıyla başkentler arası bir fark var mı? Yani nasıl? Onlar da kendi aralarında mesela Balkanlar'da, değil mi? Berlin'le Paris'le çekişiyor. Hani ve Türkiye bakışları da işte Almanya daha iç politika diye bakıyor. Çünkü oradaki Türk toplumunun da iç siyasetteki artı eksi bir takım etkileri var. Yani onlar da başkentten başkente de farklı bir şey olabiliyor mu? Nasıl oluyor? Tabii zaten yani demin konuştuğumuz gibi Avrupa Birliği'nin çok önemli olan konularda doğru düz bir karar alamaması veya askeri müşterekte ancak birleşebilmesi bu nedenlerden oluyor. Çünkü farklı farklı görüşler var. Avrupa Birliği'nin bir dış politikası yok. Mesela Honduras veya Guatemala ile ilgili bir karar alabilir ama Orta Doğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili, Rusya ile ilgili bir karar almakta çok çok zorlanır. Bugün ya yani yarın göreceğiz, yarın öbür gün göreceğiz Türkiye yönelik ne alabileceklerini. Ama yani benim söylemek istediğim, biz Avrupa Birliği'ne çok çaba sarf ettik. Yani bizim de tabii kabahatlerimiz var ama Avrupa Birliği'nin de işte daha önce konuştuk Sarkozy ve Merkel'den başlayarak Türkiye'ye yönelik olarak bir takım ön yargıları kırmak çok zor. Dolayısıyla hani İngilizce'de söylenen uphill battle, biz bir takım ön yargıları kırmakla uğraşıyoruz. Bir şey var, karşınızda bir duvar var, o duvarı önce geçeceksiniz, ondan sonra siz kendinizi anlatıyorsunuz. Gerçi yani başlangıçta söylediği gibi biz kamuoyunları da etkileme konusunda çok başarılı değiliz. Çünkü sabırsızız. Hemen değişim istiyoruz. Anlattıklarımızın hemen anlaşılmasını istiyoruz. Ama bunlar olmuyor. Zaman içinde ancak bunlar gerçekleşebilir. O bakımdan biz maalesef
hani yetersiz kalıyoruz, eksik kalıyoruz, küsüyoruz hemen. Hissi olduğumuz için de maalesef anlattıklarımızın anlaşılmayınca da bir daha üstlerine gitmiyoruz. Halbuki sürekli, devamlı, bıkmadan, yılmadan anlatmak gerekir. Duygusal olmadan. Burada hemen bir basın mensubu olarak deneyimimi aktarmak istiyorum size. Selim Bey çok doğru söyledi. Gerçekten biz Türkler biraz sabırsızız ve bir an önce sonuç almak istiyoruz. Ve kapılar sürekli kapı üstümüze kapanınca da pes ediyoruz. Hatta yıllar önce bana şöyle bir anekdot anlatılmıştı. İşte atıyorum Fransa'da ya da İsveç'te bir faslı diskoteye gidip de kapıdan giremediğinde ertesi gün tekrar gider çalar, ertesi gün tekrar gider çalar, ertesi gün tekrar. Bir Türk diskoteye gidip de içeri alınmadığında gidip kendi diskoteyini kurar gibi bir anekdot aktarmışlardı açıkçası. Ben bir başka tabii boyut söylemek istiyorum. O da bu yılmadan, pes etmeden sürekli kendi çizgisini karşı tarafa anlatma konusunda ben İsrail devletini ve diplomatlarını bir numaraya koyarım. Çünkü gerçekten onlar kendi pozisyonlarını anlatmaları kolay olmayan bir siyaset izliyorlar açıkçası. Fakat özellikle hani yurt dışında da gözlemledim ama Türkiye'de de gözlemlediğim kadarıyla hani diplomatları kendilerine müzahir olan gazetecileri bırakın, kendilerine son derece uzak olan işte daha böyle Yeni Şafak, Akit gibi hani üç güne bir İsrail'e saldıran gazetecilere ulaşmaya çalışırlardı. Yani hiçbir zaman ya onlar işte kaybedilmiş vaka, biz bunlarla uğraşmayalım demezlerdi. Dolayısıyla Selim Bey'e katılıyorum. Türkiye'de böyle bir usanmışlık olabiliyor ama onun dışında gene şuna da katılıyorum. Gerçekten bazen karşınızdakiler biz yani gazeteci olarak elbet hükümetin savunuculuğunu yapmak değil ama Türkiye'nin en azından nerede durduğunu muhataplarımıza anlatıyoruz. Dediğim gibi savunuculuk yapmadan hani Türkiye şöyle söylüyor, böyle söylüyor diye. Çekişme içindeki bir Türkiye ancak Rusya'nın işine yarar. Sonuçta şu anda biz belki Erdoğan'la Putin arasındaki kişisel ilişkiler çerçevesinde bunu yürütüyoruz ama günün birinde bu da değişecektir. Uzun vadede düşünmek lazım. Avrupa Birliği maalesef çok işte Yunanistan'ın ve Rumların peşinden gidiyor. Uzun vadede düşünemiyor. Ben Fransa'ya şaşırıyorum. Arçın Hanım siz söylediniz mi? Yani Fransa niye böyle davranıyor anlamıyorum. Birlikte çalışılması gerekirken konuşalım. Diyalog yollarını kapatmayalım. Ya hatırlayacaksınız 2004 yılına kadar Türkiye'ye zirvelere davet ediliyordu. 2004'ten sonra bu kesildi. Avrupa Birliği liderleri çok sık bir araya geliyorlar, konuşuyorlar. Bizimle kestiler bunu. Yavaş yavaş uzaklaşma başladı. Dolayısıyla bu bize yaptırım getirmeleri, suçlamalarda bulunmaları ancak bizi daha da fazla uzaklaştırır. Oğuz Bey'in söylediği gibi biz işte doğuya giden bir gemide batıya doğru artık koşmayız da aynı zamanda. O bakımdan benim söyleyebileceğim tek şey Bahadır Bey'den yola çıkarak ilişkilerimiz bozmayalım hiç olması şu anda. İpleri koparmayalım. Avrupa Birliği'nin ne olacağını bilmiyoruz. O da evrilecek, o da değişecek. Türkiye de değişecek. Günün birinde tekrar belki buluşacağız. Ama o gelene kadar, o olana kadar hiç olmasa ilişkileri koparmayalım. Ama şu anda diyalog yolları kapalı. Avrupa Birliği'nin yapacağı tek şey bizimle açık bir şekilde konuşmak. Bütün o yaptırımları da bir tarafa bırakarak gel kardeşim her şeyi konuşalım ama her şeyi. Son zamanlarda birçok Avrupa başkentinde üst düzey ve en üst düzeye de vermeye çalıştığımız mesaj da bu yönde değişik kanallardan. Süreci başlatmak örneğin Gümrük Birliği Barçinyan için söylediği gibi bu süreci başlatmak eşittir sonlandırmak değil. Dolayısıyla daha önceki Gümrük Birliği sürecine Türkiye başladığında müzakerelere bu konu son derece tartışıldı ve bir noktaya varıldı. O da neydi? Sürecin sonunda bakacağız Türkiye nereye geldi. Yani müzakerelerle beraber Türkiye bir bakıldı ki çok daha ileriye gidiyor. Birçok alanda reform gündeme geldi. Gümrük Birliği yürürlüğe girdikten sonrası Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerine uyacağı döneme girdi. 5-6 yıl içinde bunu başardı.
Bütün bunlar gerçekten tekrardan uygulanabilecek konular kaldı ki bugün Gümrük Birliği aynı zamanda dijital tek pazar, Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşması, toplumsal cinsiyet eşitliğinden eğitimden sağlık politikalarına sürülebilir kalkınma hedefleriyle eşdeğer gidebilecek o amaçlara da Türkiye'nin uymasını, Avrupa Birliği'nin o politikalarına uymasını sağlayabilecek bir yere gidebilir. Yani somut konular var. Selim Bey'in dediği şey çok doğru. Yani bunları konuşmaya başlamak gerekirken bizi ayrıştıran, bizi farklılaştıran konulara odaklanmak hiçbir başkentin yararına değil, Ankara'nın da yararına değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kaybediyor. Biz kendi işimize bakmıyoruz her şeyden önce dünyaya değil, değil mi? Yani biz kaybediyoruz. Türkiye doğulu başka yerlerde bir şey ararsa, batı yerine doğuda ararsa arayabilir. Ama doğu zaten Türkiye batılı olmadığı zaman Türkiye'ye önem vermiyor. Doğu dediğimiz zaten bir bütünlük değil. Avrupa nasıl paramparçası, doğu daha da. Yani Çin bayrı, Hindistan apayrı birer vaka. Rusya zaten nereye gideceğini tam bilmiyor. Belki tekrardan batıya doğru dönecek. Yani Çin, dev Çin pandasının kucağındaki küçük Rus ayısı olmak istemiyor. The Economist'in yakın zamandaki kapağı. Başka birçok unsur var. Daha doğuya gittiğinizde zaten batı başlıyor. Japonya, Güney Kore, işte Yeni Zelanda, Avustralya. Daha batının da... Şimdi Biden iktidara başladığı zaman transatlantik ilişkiler Türkiye'nin çıkarlarının birçok açıdan demokrasi, hukuk devleti, ekonomi, ticaret, yatırım, teknoloji açısından çıkarlarının bağlı olduğu Batı dünyasında da bir transatlantik olgu, yani bir ekonomik alan, Kuzey Amerika, Avrupa tekrar pekişecek. Yani bütün bunlar var. Karmaşık bir konu. Ve karmaşık, yani bizim konuyu tartışmamızdan daha da karmaşık tabii Brüksel'de şu an. Dolayısıyla sonucu göreceğiz. Sonuç ne olursa olsun ne yapmalıyız sorusunu belki her ikinize de sorarak programı noktalamaya doğru gidelim. Başlayarak. Evet, Oğuz Bey bağlanırsa ona da tabii döneceğiz. Bağlamaya çalışıyor şu anda, yardımcı olabilirse oradan. Bu arada evet, Barçın İnanç lütfen. Teşekkür ederim, yani kusura bakmayın, bizim semtte böyle internet şeyi var, o yüzden. Sözüm şey kaldı, sizleri dinledim yani, aslında tabii biz hepimiz anlaşıyoruz, bir sorun yok, birbirimizi tamamlıyoruz. Yani Selim Bey'in önerisi de çok doğru, yani öyle bir şey var, öyle keşke öyle yapabilsek. Yani ben sözlerimi tamamlarken şunları söyleyecektim. Tabii sağcılar, yani özellikle Sarkozy yüzünden Avrupa Birliği bence tabii bize o tavrı almakla kendi açısından stratejik bir hata yaptı. Mesela işte ben Roman Prodi döneminde oradaydım. Bahadır Bey de hatırlayacak. Roman Prodi hep şey derdi. Çin geliyor, güçlenmemiz lazım. Onun için Türkiye'ye ihtiyacımız var derdi. Yani Avrupa Birliği'nin böyle bir uzun vadeli stratejik görüşü olması gerekirdi. Ama maalesef özellikle Sarkozy yüzünden bunu yapamadılar. Yani Sarkozy de yani hiç sevmediğim bir şeyin teki. Yani o yüzden Libya'da işte başımıza o işleri açtı. Yani çok büyük hata yaptı Avrupa'nın Birliği'nin o stratejik hatasını da görmemiz lazım. Yani Türkiye'yi dışlamakla, kendine yakın tutmamakla çok büyük bir hata yapmış olduğunda hatırlamamız lazım. Ama tekrar bize dönersek, ben bazı işte o dönemlerde görevdeydim, hatırlıyorum. Yani bürokrasinin içinde bile bir of deyip, of be deyip rahatlayanlar vardı. Öyle bir şey de vardı. Yani iki taraf, ondan sonra hata iki taraflıya dönüştü. Biz de AB standartlarından uzaklaşmaya başladık. Onlar bizden uzaklaşmaya başladı. Maalesef bugünkü günlere geldik. Yeni bir başlangıç yapmak lazım. Ama atasözü vardır. Yeni işler yeni ellerle yapılır. Yani işte inşallah yeni işler yapabiliriz. Zirve sonuçları ama... ne olursa olsun ne yapmanız gereken sorusuna yanıtınızı verdiğinizi kabul ediyorum. Ama eklemek istediğiniz bir şey varsa sonuna gelirken programımızın. Yani şunu söyleyeyim, yani çok güzel stratejik analiz de yaptınız siz gene. Yani o tabloya bakarsak, dünya tablosuna, Türkiye Avrupa Birliği'nin dışında kalması güç bir ülke, üye olması da güç bir ülke. Onun için sabırlı olmak gerekiyor bu konuda. İki tarafı arasında Selim Bey'in dediği gibi diyalog gerekiyor. Yani Bülent Ecevit şey derdi, Avrupa Birliği günün birinde bize gelecek derdi. Durum bu. Barçın İnanç?
Bence çok önemli bir konu. Duygusal olmamamız gerekiyor. Avrupa Birliği zirvelerinden ne sonuç çıkarsa çıksın. Ben uluslararası ilişkiler okudum. Elbette ki Türkiye'de sokaktaki insanların uluslararası ilişkiler uzmanı olmasını bekleyemeyiz. Ama zaman zaman şu sevr sendromundan kurtulup, yani bütün dünya bize karşı, herkes bizim kötülüğümüzü istiyor sendromundan kurtulup, evet dünyada ülkeler çifte standart yaparlar. Güçlü olanın sözü geçtiği durumlar vardır. Evet, Avrupa Birliği bize hakkaniyetle davranmamaktadır. Avrupa Birliği bize çifte standartla davranmış olabilir. Ama nihayetinde biz baktığımızda her zaman Bahadır Bey'in de daha önce bahsettiği gibi Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin iyi olduğu dönemler Türkiye'deki insanların refahının arttığı, daha iyi yaşadığı dönemlere tekabül etmiş. Dolayısıyla karşı taraf size ne kadar haksızca davransa, ne kadar çifte standart yapsa da duygusallığa kapılmadan her zaman için Türkiye'nin ulusal çıkarlarının Avrupa Birliği ile, tabii ki büyük tavizler, uluslararası, yani Türkiye'nin önemli stratejik çıkarlarına zarar vermeden, ama Avrupa Birliği ile ilişkilerin normal şartlarda iyi götürülmesinin genel anlamda Türkiye'nin yararına olduğunu, o gerçeği unutmadan davranmamız gerekiyor. Ben şunu görüyorum, Türkiye sert güç kullanıyor, hard power kullanıyor, yumuşak güç kullanıyor, soft power kullanıyor, ama son zamanlarda benim çok sevdiğim bir kavramla çok sık karşılaşıyorum. İşte smart power denen, akıllı gücümüzü de iyi kullanmak durumundayız diye düşünüyorum. Ve Türkiye'de özellikle de kamuoyu son dönemlerde Avrupa Birliği'ni hiç konuşmaz oldu. Bununla bitirmek isterim. Umarım, Oğuz Bey'e katılıyorum, olumsuz açıdan da olsa Avrupa Birliği'ni konuşuyor olmamız çok önemli ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin iyi olduğunda neler olduğunu hatırlatmakta da Bahadır Bey yaptığı gibi çok büyük yarar var. Çok teşekkürler. Smart Power deyince Selim Yener'e dönmek gerekiyor. Evet, son söz. Esasında bütün söyleyenlere katılıyorum. Önemli olan aşırı bir güven den ziyade aşırı da güvensizlikte, ikisi de olmaması lazım. Kendimize normal bir şekilde güvenelim. Korkmayalım. Böyle Avrupa Birliği bize şunu yaptı, bunu yaptı diye hissi bir şekilde davranmayalım. Önemli olan çıkar meselesi. Yani başkanım söylediği gibi çifte standart hep vardır. Hatta çifte standart esastır. Ben Avrupa Birliği'nde bunu gördüm. Ama siz güçlüyseniz, çıkarlarınızı iyi bir şekilde korursanız, iyi bir şekilde anlatabilirseniz ve karşı tarafın da çıkarını olduğunu izah edebilirseniz, o zaman bir yere varırsınız. Ben nasıl bu göç krizinde Avrupa Birliği bize geldi, bizim ihtiyaçları vardı. Günün birinde bu da çıkabilir yine karşımıza. Uluslararası ilişkilerde her şey bir anda değişebilir. Sovyetler Birliği çöküşünü kim beklerdi? Belki çok az kişi tahmin ediyordu ama oluverdi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne çıkışını da kimse istemiyordu, beklemiyordu ama o da oldu. Dolayısıyla günün birinde Türkiye ile Avrupa Birliği tekrar bir araya gelebilir, tekrar yakınlaşabilir. Önemli olan, daha önce söylediğim gibi, ilişkileri mümkün mertebe bozmadan görüşmek. Şu aşamada bozmamamız lazım. Çünkü Avrupa Birliği maalesef Merkel dışında maalesef bunu ileri götürebilecek bir yapıda değil. Şu anda ilişkileri daha fazla bozmadan nasıl bir diyalog içine girebiliriz? Onu araştırmamız lazım. Dediğim gibi, yani bu zirveyi de atlatacağız. Bir sürü zirveler olacak. Hayırlısı artık, ne diyeyim. Çok çok teşekkürler. Değerli Medyascope izleyicileri, çok değerli konuklarımızla sürmekte olan bir konuyu konuştuk. Barçın İnanç, yılların içinden süzülen deneyimleriyle geleceğe çok güzel ışık tuttu. Oğuz Demirel aynı zamanda kıdemli, çok değerli bir diplomat olmanın yanı sıra bir yazar. Kitaplarından biri de gönderilmemiş kartpostal yazıları. Gittiği kentlerden göndermediği kartpostalları yazmış. İçinde Tokyo var, New York var, Semerkant var, Paris var, Berlin var ama Brüksel yok. Bakalım Brüksel'den gelen kartpostal, bu zirveden gelen kartpostal bize ne yazıyor olacak? Programın da soru işareti bu. Bıraktığımız noktada ve önümüzdeki haftalarda devam etmeye çalışacağımız noktadayız. Çok çok teşekkürler tekrar. Global İlişkiler Forumu önderliğinde bir programın daha sonuna geldik. Esen kalın.